Merhaba, Ulusal Kanal'da Nasıl Yani programımız başladı ve Ulusal Radyo'da bu yayını naklen yayımlıyor dinleyicilerimize. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün stüdyo konuğum, biraz önce sosyal medyadan da duyurduğum gibi, Avukat Doktor Sayın Başar Yaltı. Sayın Yaltı'yla çok şey konuşacağız. Elbette hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle. Hukukçular hukukumuza nasıl bakıyor? Hukukun geldiği nokta, yeni yargı yılı da başladı, bir hafta oldu, başladı. Birlikteydik hemen hemen o gün. Hayırlı uğurlu olsun tabii ülkemiz açısından. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizin kitabınız da var ve yapmış olduğunuz çok önemli bir araştırma da var. Bu hukukun geldiği noktayla ilgili. Bu çapta yapılmış, yani hukukçular hukuka nasıl bakıyor çerçevesinde, avukatlar üzerinden yapılmış en çarpıcı anket, geniş kapsamlı anket diyebiliriz galiba. Diyebiliriz. Gerçekten bu çapta bir anket çalışması Elinizdeki yok. Kitabınızı şöyle izleyicilerimiz görsün. Bu benim doktora tezim. Doktora teziniz. Evet. Evet. Doktora tezinizin konusu neydi? Doktora tezimin konusu hukuk devleti perspektifinden avukatların adil yargılanma algısı. Evet. Ama zaten... Yargılanma mı, yargılama mı? Yargılanma, adil yargılanma. Evet. Teknik deyim odur. Teknik deyim. Şimdi odur. Yargılama... İzleyicilerimizin zihninde başka bir düşünce oluşmasın. Şöyle diyelim, iki terim farklı anlamlar taşıyor. Yargılama biliyorsunuz yapılan bir işi. Evet. Yani mahkemelerin yaptığı işlemdir. Yargılanma o mahkemedeki konumuna göre davalı veya davacının veya sanık olan kişilerin yargılanması anlamındadır. Adil yargılanma da işte yargılanan kişinin haklarını gözeten kurallar bütününe diyoruz. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bizde de anayasa değişikliğiyle anayasanın 90. maddesine bir son fıkra eklendi ve böylece uluslararası insan hakları konusundaki uluslararası sözleşmeler Türkiye iç hukukunda da geçerli hale geldi. Sonra yine anayasada daha önce ifade edilmiyordu. Adil yargılanma hakkının bir hak olarak tanındığı anayasa değişikliklerinden sonra biliyoruz. Evet. Şimdi sizin bir kitabınız da var. Avukatın Adı Yok. Kitap da burada. İzleyicilerimiz görürler. Sayın Başar Yaltı'nın bir kitabı, Avukatın Adı Yok. Niye avukatın adı yok? Çok şey çağrıştırıyor tabii. Tabii hemen size çağrıştırdı. Kadının adı yok. Yok. Biz de zaten ona gönderme yapan bir başlık seçtiler. Kitabı yayınlamak için verdiğim yayın evinde. O benim oradaki yazılarımın derlemesinden oluşan bir kitap. Onun içerisinde böyle bir makale var. Bu makale bence hala güncelliğini korumaktadır. İşte en son biraz önce açışta da söylediniz, yeni adli yıl başladı. Yeni adli yıl 3 Eylül'de açılış törenleri yapıldı. Hemen her ilde öyle diyelim. Ama en çok da tabii merkezi olarak biliyorsunuz Ankara'da yapılan törenler önemli. Ama aynı zamanda İstanbul'da Türkiye'nin en önemli kenti ve adli yoğunluğun en çok yaşandığı yer de İstanbul. Bu iki şehrimizde de yapılan adli yıl açılışlarında bakın avukatlara söz hakkı verilmedi. Oysa biz yasalarımıza göre, avukatlık kanununa göre yargılamanın üç kurucu unsurundan birisi olan avukat, savunmayı temsil eden avukat orada yok sayıldı. Bu sadece açılış törenlerinde yok saymak anlamına gelmiyor. Diğer alanlarda da avukatı yok sayan bir anlayış var. Ne yazık ki. Üzülerek tabii ki biz bunu belirtiyoruz. Onun için o makalenin adı Avukatın Adı Yok. O makalenin içerisinde nerelerde adı olmadığını söylüyoruz. Örneğin adliyelerde bile hakimlerle, savcılarla, avukatların aslında eş düzeyde olması gerekirken avukat adeta yargının ötekisi haline getiriliyor. Bir de bizde şöyle bir zihniyet var. Özellikle bu yargıçlarımızda, savcılarımızda da var. Yani
hani bir zamanlar bir Milli Eğitim Bakanı galiba söylemişti, Türkiye'ye komünizm gelecekse onu da biz getiririz, size ne oluyor diye. Şimdi hani Türkiye'ye adalet gelecekse eğer, adalet getirilecekse veya bu yargılamada bir adalet çıkacaksa onu ben veriyorum zaten. Hakimin kafa yapısı bu, bakışı bu. Orada avukatı gereksiz gören bir eğitim anlayışı yerleşiyor başlangıcından itibaren ve daha sonra da hakimlerin stajlarında da maalesef böyle bir eğitimin verildiğini biliyoruz. Hakim dağıtır adaleti, avukata ne gerek var diyen bir bakış açısı var. Dolayısıyla avukat işte yargılamada öteki gibi, aslında kanunlarımızda yeteri kadar bazen imkanlar tanınıyor. Örneğin CMK, yani ceza muhakemesi kanununda çapraz sorgu tam olmasa bile Batı hukukundan veya Amerika'daki filmlerde görüyoruz. Evet, bize de aktarıldı. Avukatın direkt soru sorma hakkı var. Sanığa da, tanığa da, bilir kişiye de. Ama bazı hakimler avukata bu soruyu sordurmazlar. Sanki o yetki onların elinden alınacakmış gibi böyle bir psikoloji içerisindeler. Veya biliyorsunuz silahların eşitliği adil yargılanma hakkının önemli kurallarından birisidir. Silahların eşitliği mesela ceza hukukunda çok önemlidir. Savcı avantajlıdır. Çünkü elinde devletin bütün imkanları vardır. Ama avukat ancak işte müvekkilinin ona veya işte sanığın ona verdiği imkanlarla veya kendi imkanlarını kullanarak veya zorlayarak bir takım deliller elde etmeye çalışarak savunur. Ama bu bir eşitsizlik yaratıyor. Dolayısıyla bu eşitsizlik içerisinde adil sonuçlar üretemiyoruz. Oysa avukatla savcının yani tümüyle eşit olmayabilir ama dengede olacak bir pozisyon üretilmesi gerekirken bu pratikte yaşanmıyor. İşte benim yaptığım araştırmalarda tabii doktora tezinin konusu adil yargılanma hakkı ama orada sorduğumuz sorularda avukatların yargı sistemini, Türkiye'deki hukuk devleti sistemini nasıl gördükleri işte anket sonuçlarına göre ortaya çıktı. Tabii tablo hiç de iyi değil. Şimdi bu sadece avukatların kişisel sorunu gibi algılanmamalı. Avukat kimi temsil ediyor yargılamada? Halkın temsilcisi. Tabii. Dolayısıyla avukatın görüşü aslında halkın görüşüdür. Hatta avukatlar hani sistemi az çok tanıdıkları için belki de sistemden yana bile sistemi kayıran bir düşünce yapısı içerisinde bile olabilirler. Onun için bizim yapılan araştırmalarda yargıya güven konusu halka sorulduğu zaman ta dip noktalarda çıkıyor. Neden? İşte avukatlar halka birebir yakın, onların temsilcisi olarak yargı sisteminin, yargılama sisteminin içerisinde bulunuyorlar. Onların ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki yapılan bu yargılamada bir paradokstur ama yapılan bir bu yargılamada adalet üretmek mümkün değil. Böyle olunca da bir yandan bu haksızlıkları, hukuksuzlukları gidermek için çalışırlarken bir yandan da adaletin yerine getirilmesi için üstün bir çaba, gayret gösteriyorlar. Onun için ben işte o kitabın adını, avukatın adı yok dedik. Avukat oysa çağdaş hukuk sistemlerinde özellikle adaletin, adil yargılamanın gerçekleşmesinde Batı'da vazgeçilmez bir unsurdur. Avukatsız hiçbir yargılama yapılamaz. Ama biz de biliyorsunuz bu olağanüstü hal yargılamaları sırasında halen de yine terör suçlarında yargılamalarda o var. Belli sürelerle avukatla görüştürülmüyor. Şüpheliler, sanıklar filan filan. Bu büyük sorun. Bu sorun. İşte buna avukatlar nasıl bakıyor? Biraz sonra konuya girdiğimiz zaman. Evet. Girelim mi konuya? Girelim. Yani yeni adli yıl açıldı. Adli yılın sorunları var. O var, bu var. Hukuk siyasallaşıyor mu? İşte hukuk alolarla mı yönlendiriliyor gibi kuşkular söz konusuyken biz hiç hukukçu cephesinden konuya bakmıyoruz. Evet. Şimdi savunma cephesinden bakıyoruz bakalım, konuya. Bakalım evet. Savunma ne diyor? Evet. Evet, sizin çok önemli bir doktora teziniz bu. Evet. Şimdi burada bir anket. Anket, hukukçu, evet. 4 numaralı slide gelirse, evet.
Şimdi benim yaptığım anket, önce şunu söyleyeyim. Kaç avukat arasında yaptınız? Onları söyleyeceğim. 27 Ocak 7 Şubat tarihleri 2017 tarihleri arasında yapıldı. Bir yıl önceki. Çok sıcak, taze. Evet. Gülgün Hanım, bugün yapalım. Bugün yapalım. İnanın bu sonuçlar belki daha, yani avukatların biraz sonra göstereceğiz, kanaatleri genellikle olumsuz. Türkiye'deki hukuk devletinin varlığından, adil yargılama yapılıp yapılmayacağından. Bugün yapalım, bu sonuçların daha kötü çıkabileceği endişesini ben taşıyorum. Yani bir iyileşme de yok maalesef. Demek ki bu anket 27 Ocak 7 Şubat 2017 tarihleri arasında 2 haftalık süre için ben 26 soru hazırlamıştım. O soruları Türkiye'de, o zaman Barolar Birliği yönetiminde de bulunuyordum. Türkiye'de Barolar Birliği'nde kayıtlı işte 100.473 avukat vardı. Ama maalesef bakın, bunlar da bizim işte gerçeklerimiz, bilmek için söylüyorum. 88.164 avukatın ancak SMS bilgisi vardı. Öyle mi? Yani kayıtlı avukatların tamamının iletişim telefon, bilgileri yok, yok mu? Yok. Neden olmuyor? Tabii burada kurumların da tümüyle kusurlu olduğunu söylemek doğru değil. Bazı özellikle belli yaşlardaki avukat arkadaşlarımızın akıllı cep telefonu kullanmadıkları, ama SMS hepsine gidiyor veya kayıtlı telefonları da olmadığı biliniyor. Yani bazı, hala oluyor. Bazı avukatlar dolayısıyla hala eski sistem. Yani evet. Kullanmayanlar bile var. SMS gönderilen avukat sayısı, yani 100.473 olmasına rağmen 88.164 avukata biz bu SMS'i gönderebildik. Bunlardan da fazlası hiç olmaz. Çok çok evet. Yüksek aslında. 78.646 avukata SMS ulaştı. Neden? O da yine teknik zorluklardan veya bakmamış olabilir veya geri dönüş olmamış olabilir. 78.646 avukatın 3.279 avukat geri dönüş yaptı. Bizim kendilerine SMS yoluyla gönderdiğimiz o linki açıp içindeki 26 soruyu cevaplandı. Tabii soruların tümünü cevaplandırmayanlar da var. Bunlar normal şeyler. Ve dolayısıyla geçerli sayılan o 3.279 geri dönüşten geçerli sayılan 3.150 avukatın görüşlerini yansıtmaktadır. Bu çok yüksek bir orandır. Bir anket için çok yüksek bir orandır. Yani dinleyicilerimiz belki efendim işte 78.000 avukata gitmiş 3.000 tane geri dönüş olmuş gibi ama düşünmesinler. 55 milyonluk, biliyorsunuz işte 24 Haziran'da seçim yapıldı. Habire anket yayınlanıyordu. O 55 milyon seçmenin olduğu anketler 3.500 civarında bir katılımla yapılıyordu. Evet. Şimdi burada 78.000 avukatı temsilen 3.150 avukatın görüşlerinin değerlendirmeye alınması çok yüksek bir oranı, hatta %4'e tekabül etmektedir, temsil etmektedir. Buradaki sonuçlar bakımından da hata payı %1-1.5 arasındadır. Genellikle hemen evet. Bütün anketlerde evet. Olabilecek. Yani demek ki bu anketin geçerliliği çok yüksektir. Bu arada zaten böyle olmasaydı tezin kabulü mümkün olmazdı. Ben bu izninizle tez danışmanım Profesör Doktor Yasemin Işıktaş hocama da buradan selamlarımı, evet, saygılarımı iletiyorum. Gönderelim. Evet. Şimdi burada tabii çapraz bir takım soruların sorulması gerekiyor. Burada biz 4 kategori düşünmüştük. Bir yaş, 2 meslekteki kıdem, cinsiyet, yani erkek avukat, kadın avukat, bir de siyasal görüş. Bu da ilk kez yapılan bir şey. Ben orada avukatlara siyasal görüşlerini sordum. Evet. Siyasal eğiliminiz nedir? Ve bir takım seçenekler sunduk. Ona gelelim. Diğerlerini ben geçiyorum zaman bakımından. Evet. Tabii çok teknik evet, oraya girmeyelim. Olabilir. 10 numaralı şeye gelirsek, burada avukatların, yani Türkiye'deki avukatlara kendinizi siyasal yelpazede Nerede görürsünüz diye sorduğumuzda kendisini sosyal demokrat, kemalist, Atatürkçü olarak kabul eden avukatların oranı %47.6 avukatların. Kendisini liberal olarak kabul edenler %6.5, sosyalistim diyenler %10.6, dindar, milliyetçi, muhafazakar diyenler %22.7,
ben hiçbir burada sayılanlardan hiçbirisini yani ideolojik olarak beni tanımlamıyor diyenler de %12.6. Tabii mutlu eden bizi sosyal demokrat, Kemalist, Atatürkçü diyenlerin oranı evet. Mavi bölgede mavi, görüyoruz. 47 şey sosyalistleri de kattığınız zaman hatta liberal kesimi de kattığınız zaman Türkiye'deki avukatların %50'den fazlası. 50 değil, %70'e. Yani, tabii, doğru, evet. Hiçbirisini de biraz sonra söyleyeceğim, o önemli. Kattığınız zaman %70-75 oranında avukat kesiminde kendisini en azından cumhuriyetçi, laik, demokrat diye tanımlandığını göreceğiz. Bu, bakın Türkiye'deki siyasal genel tablonun tersi. Orada %30-70 muhafazakar veya modern diyelim dengesi varken avukatlar arasında bu oran tam tersi. Yani %75-25 modernler diyelim, dindar muhafazakarlar. Ancak biraz sonra göreceğiz, kendisini dindar, milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayan avukat arkadaşlarımız dahi yapılan uygulamalardan rahatsızlıklarını belirtiyorlar. Belki bu hassasiyet, diyelim ki kendini Atatürkçüyüm diyen avukatlar kadar yüksek olmasa bile %50-60 oranlarını buluyor ki bu aslında Türkiye'de yargının düzelmesi için avukatlar bakımından önemli bir avantaj sağlıyor. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Bunu ben böyle yorumluyorum. Evet. Şimdi burada hiçbirisi diyen... Önemli dediniz hiçbiri. Niye önemli? Niye önemli? Onu kısaca yani değinmek zorundayım. Ne etliye, ne tuzluya mı? Ne etliye, ne sütlüye dokunuyor? Şimdi ona gelelim. Bir sonraki yani 11 numaralı grafiği getirirse arkadaşlarımız. Bakın burada hiçbirisi birkaç nedenle. Ben bu anketi işte demin söyledim. 2017 Ocak sonu Şubat başında yaptık. Biliyorsunuz o dönemler FETÖ darbe girişimi sonrasında yoğun şekilde hatta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin Türkiye adil yargılama hakkını bile Türkiye askıya almıştı. Dolayısıyla en şiddetli şekilde hak ihlallerinin yaşandığı bir dönemde yapıldığından birçok arkadaşımız burada sayılan o tercihler, yani siyasal tercihinizi belirtir misiniz diye sorduğumuz o sorulardan bir kısmını cevaplamaktan çekinmiş olabilir. Birincisi bu, çünkü bana bizzat telefon edip siz bizi, tabii çok sayı değildi ama fişliyor musunuz? Fişliyor musunuz? Diye ya böyle bir işte. Korku da vardı. Zihinlerde o kadar çok komplo teorisi üretilmeye başlandı ki. Çok güzel söylediniz. Evet. Onun için... O dönemde 3279 avukatın böyle bir, tabii bunun bir bilimsel çalışma olduğunu biz biliyor, söyledik, yazdık, mektup. Üstelik Barolar Birliği üzerinden gittiği için öyle düşünülmesi gerekiyordu. Onun için 3279 avukatın geri dönüş yapmış olması da avukatlardaki cesareti gösteriyor. Şimdi birinci boyutu bu. İkinci boyutu, gittikçe artan bir eğilim var. Bu, özellikle bakın, bu 11 numaralı grafikte hiçbirisi diyenlerin yaş oranlarına baktığımız zaman 18-28 yaş arasında, 18 yaşında tabii avukat yok da, avukat yok, evet. Ama 28 yaşına kadar olan avukatların oranı %40. Yani gençler arasında bir ideolojilerden uzaklaşma, kendini yaşam tarzı üzerinden tanımlama eğilimi var. Bu çok açık ve çok belirgin olarak burada ortaya yorumunuz çıkıyor. Yorumunuz bu yani. Evet. Hiçbiri şimdi diyen, çünkü 18, ben hiçbir isim diyenlerin bakın 43 yaşını da kattığımız zaman yaklaşık %78'i avukatların 43 yaşına kadar olan tabii o grubu işaretleyenlerin çoğunluğunun genç olduğunu görüyoruz. Bu oran, örneğin kendini sosyal demokrat, kemalist, Atatürkçü oran gören aynı yaş grubu içerisinde %25, öbüründe %40'tı. Bu anlamda.
Bir başka anlamlı şey, bakın kendini dindar, milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayanların oranı da düşük bu gençler arasında. Bu da olumlu bir şey. Yani siyasi kimlik bu. Bunu da hızla geçelim. Henüz oluşmuyor ya da tereddütleri var. Tereddütleri var. İşte dediğim gibi seçenek bir, çekindiği için. Kendisini işte hiçbir ideolojiyle, fişlenme korkusuyla tarif etmemiştir. Çünkü hayata atılmıyor, daha yeni mesleğinin başında vesaire. İki, bir de artık gerçekten de böyle bir eğilim, başka araştırmaların sonuçları da ortaya konuluyor sosyal araştırmalarda. Artık insanlar ideolojik olarak değil de yaşam tarzı üzerinden kendilerini tanımlıyorlar. Modernler, muhafazakarlar diye iki ana grup oluşuyor. Modernler, muhafazakarlar. Bu tabii sosyolojinin konusu ama sosyoloji her alanda geçerlidir. Hukuk sosyolojisi. Zaten bu araştırmanın konusu da hukuk sosyolojisini kapsamaktadır. Bu tür araştırmaların sıklıkla yapılması gerekiyor. Tabii ben bunu kendi kişisel imkanlarımla ancak bu kadar yaptım. Oysa Türkiye'de barolarım, özellikle de Türkiye Barolar Birliği'nin bu tür araştırmaları sık sık yapması, saha çalışmalarını yapması lazım. Türkiye'deki üniversiteler de maalesef bunu çok yapmıyorlar. Benim bildiğim Bilgi Üniversitesi'nden bir grup bu tür saha çalışmalarını dar anlamda, özellikle yargı sosyolojisi üzerinden yapıyorlar. Buralardan elde edilecek veriler, işte Türkiye'de adalet yok diyoruz veya insanlar yargılamalardan memnun değil, yargıya güvenmiyorlar diyoruz. Nedenlerini ortaya bulup ona göre yasal önlemlerini almak açısından veya pratiğin çözümü açısından son derece yararlı ve önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Siyasi kimlik demografisini bu şekilde geçiyorum. Böyle, evet. Şimdi gelelim 14 numaralı grafiğe. Evet. Bakın işte avukatların gözünden hukuk devleti. Hepimizin temel sorusu bu. Temel soru bu. Hepimizin hukuk devleti ilkelerine uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Şimdi bu hukuk devletinin belli kabul edilen evrensel kuralları var. Burada soruyorum. İşte örneklerseniz. Evet. Anayasanın üstünlüğü ilkesi diyoruz. Evet. Ondan sonra kanun önünde eşitlik ilkesi. İdarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi bir devlet olup olmadığı ilkesi. Kanun devleti ilkesi. Hukuk güvenliği var mı yok mu ilkesi, yargısı tarafsız ve bağımsız mı o devletin, yani bir hukuk devletinin yargısı bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Ama bunu bir soru olarak koyuyoruz. Adil yargılanma hakkına uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Kuvvetler ayrılığına uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Şimdi buraya baktığımız zaman en çok avukatlar burada en çok kesinlikle uyulmadığı dediği şey kuvvetler ayrılığı ilkesi. %60 oranında kesinlikle uyulmamaktadır diyor bunu avukatlar. İzleyicilerimizin bilmesi açısından kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığı neydi? Evet, onu da söyleyelim. Bir hukuk devletinde yasama, yürütme, yargı organları vardır. Yasama organı meclis, yürütme organı idare, hükümet ve yargı. Yani bu üç organ ta Montesquieu'den beri bu kuvvetler bir demokraside kuvvetlerin, yani devlet gücünün tek elde toplanması riskli, tehlikeli, insan haklarına aykırı bulunduğu için tarihsel deneyler sonucunda, zaten yaşanmışlıklar sonucunda bu üç kuvveti, yani devleti oluşturan bu üç kuvveti, yasamayı, meclisi ayrı bir, yani o meclis kural koyacak, yasa yapacak. İdare, yani hükümet, iktidar meclisin ürettiği kuralları uygulayacak, pratikte yürürlüğe koyacak olan o, bizlere karşı, topluma karşı herkesin uyacağı kurallar. Bu kurallara uyulup uyulmadığını veya ne derece uyulduğunu veya nasıl uyulduğu konusunda ihlaller olursa da işte bağımsız bir organ daha var, yargı organı. Oraya gidip şikayet ettiğiniz zaman, davacı olduğunuz zaman onu yargılayacak, devlet bile olsa, devlet görevlisi bile olsa onu yargılayacak bir organ. Kuvvetler ayrılığı bu dengeleri gözetip sonuçta adil bir düzen kurulmasını amaçlıyor. Demokrasiler böyle. Hatta bizim anayasamızın da zaten ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti tanımlanmış. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir diyor Türkiye.
Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri, o değiştirilemez madde olan ikinci maddede Atatürk milliyetçiliğine bağlı laik, sosyal bir hukuk devleti, demokratik bir hukuk devleti olarak tanımlanmış durumda. Şimdi anketten çıkan sonuç evet, ne? Evet, anketten avukatlar üstün. Bakın avukat demek hukuk fakültesini bitirmiş, belli deneyimi var, pratiği var, stajını yapmış, hukuku bilen kişi demektir. Hukuku bilen kişi olarak yani bu işlerin dersini almış. En son soru kuvvetler ayrılığı ilkesi değil mi? Evet, oradan buna uyuluyor mu? Buna diyor ki kesinlikle %59.2, %59'u kesinlikle uyulmuyor diyor. Artı %21'i de uyulmuyor diyor. Yani ikisini topladığımız zaman %80, avukatların %80. Cevaplar bu şekilde miydi? Evet, bu şekilde. Kesinlikle uyulmuyor. 5 soru, Likert uyuluyor. Tipi ama o teknik olduğu için girmiyorum. Tamam. Bakın, kesinlikle uyulmuyor. Cevapları şöyle, kesinlikle uyulmamaktadır, uyulmaktadır, uyulmamaktadır, kararsızım, uyulmaktadır, kesinlikle uyulmaktadır. Bir daha tekrar ediyorum. Kesinlikle uyulmaktadır diyenlerin oranı ne? %6.4. Çok düşük. Maalesef. Bu tablo uyulmaktadır diyenlerle beraber 12, %13. Yani avukatların %13'ü sadece kararsızları da çıkartınca %13'ü ancak diyor ki kuvvetler ayrılığına uyuluyor. Yani burada değerli dinleyiciler, değerli izleyiciler, bir doktora tezinin 2017 yılında yapılmış olan bir tezin sonuçlarını konuşuyoruz. Bu tabii çok çarpıcı. Kuvvetler ayrılığı ilkesine ülkemizde hukuk devletinde uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Uyulmuyor, kesinlikle uyulmuyor diyenlerin oranı 59.2. Hukukun kendini burada sorgulaması gerekiyor. Evet. Şimdi diğer öbür ilkeleri... Yani hukukun değil. Devletin devleti yönetenlerin. Devleti yönetenlerin buna cevap... Tabii yargı sisteminin başında olanlar da... Sıradan vatandaş olarak çeşitli düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yayıncılar olarak elbette, paylaşıyoruz elbette. Ama... Hukukun içinden isimlerin bizzat hukukla uğraşanların, hukukçuların evet, avukatların, avukatların bakışı bu. Bakın çok daha vahim şey. Öbür ilkeye geçelim. Yargının bağımsız ve tarafsız olduğu devlet ilkesi. Burada daha sonuçlar daha da kötü. %61.2 oranında avukatlar diyor ki Türkiye'deki yargı bağımsız ve tarafsız değildir. %61.2. %21.1 de tarafsız değildir. Kesinlikle demiyor ama tarafsız değil. İkisini topladığımız zaman %82 oranında avukatların %82 Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olduğu bir devlet olmadığını düşünüyor. Bu da çok acı bir tablo. Bu kadar yüksek yapılmış bir tabii yani bir sene. Bugün yapsak bu sonuçlar belki daha da kötü çıkabilir. Çünkü o dönemde burada da yine bir izninizle parantez açalım. Neden? Daha çok yargı, oraya da geleceğiz, siyasallaştı mı? Siyasal davalarda yargının tarafsız ve bağımsız olmadığı kanaati çok yaygındı. Bugün herhangi bir dava bakımından bile avukatlara soru sorsak zannediyorum yargının tarafsız ve bağımsızlığı bakımından memnuniyetsizlik oranı en az bu kadar çıkar. Bakın diğer davalar açısından diyorum. Sadece siyasal davalar açısından söylemiyorum. Neden? Çünkü yargıda nitelik kaybı çok fazla, çok yüksek. Bunun giderilmesi de öyle bugünden yarına olacak tabii, gibi. Çünkü yargıya FETÖ'cüler sızmıştı. FETÖ'cüler sızmıştı. Büyük oranda tasfiyeler yaşandı. Ama orada da ama kaygılar var. Şöyle tabii tereddütler 4000 var. Civarında hakim ve savcı birden atıldı. Bir anda yargıda bir boşluk doğdu. Masam. O boşluğu doldurmak üzere hızlı bir şekilde eskiden 2 yıl hakim staj yapardı. Yani bir hakim atanmadan önce, kabul edilmeden önce 2 yıl staj yapardı. 3-4 ayda staj yapıp kabul edilenler oldu. Basından hatırlayacaksınız, basına yansıyan bilgilerden, haberlerden hatırlayacaksınız. Orada da çok vasıflı kimselerin yargıç olarak alınmadığını bilmemiz gerekiyor. Hatta bir siyasi partinin ilçe başkanlarının hakim olduğunu çok basında okuduk. Şimdi bu nitelik kaybından kaynaklanan zararları da hala avukatlar en acı şekilde
yaşamaktadır. Şöyle bir örnek verelim. Örneğin yaklaşık 1-1,5 ay önceydi galiba. Yaz dönemi, kış dönemi diye yargıda iki kararname yayınlanır. Bunlar ihtiyaçtan doğan kararnamelerdir. Yani hakimler yer değiştirir. Örneğin diyelim ki bir hakim Erzurum Aşkale ilçesinde ise orası bölge bölgedir. Görev süresi bitince tabii ki hak ettiği daha iyi yerlere gelmesi gerekiyor. Bu normal bir atama. Ama bu atamalarda dikkat çeken başka şeyler oldu. Örneğin İstanbul'da diyelim ki ikinci fikri mülkiyet ve sınai haklar mahkemesi hakimini Çağlayan'dan alıyor, Bakırköy'e atıyorlar. Şimdi bunun hiçbir bahanesi, açıklaması olamaz. Neden? Bu halkın cezalandırılmasıdır. Şöyle düşünün. Şimdi o mahkemenin herhangi diyelim, başka bir mahkeme de olabilir. Örnek verdiğim şart değil. Yürüyen davalar var. Diyelim ki o 2000 tane dosyası var. Mahkemelerde iş yükü çok fazla zaten. Çok, evet. Hakim o dosyalara az çok vakıf olmuş durumda. Az çok biliyor konusu. Yani davalara hakim vaziyetteyken siz onu alıyorsunuz, gidiyor bambaşka bir mahkemeye. Şimdi hem onun yerine gelen hakim bakımından, hem o giden hakimin atandığı mahkeme bakımından dosyaları incelemesi, onlara hakim olması, vakıf hale gelmesi için geçecek zaman bir yana, o nedenle ne olacak? Duruşmalar ertelenecek, davalar uzayacak. Hani iktidar ne diyor? İşte davaları kısaltmak için işte süre vereceğiz. Mümkün değil tabii, o öyle bir proje söylüyorlar ama mümkün değil. Bakın bu tür hatalı davranışlar hala var. Üstelik bunlar kıdemli hakimler. Böyle deneyimli, kıdemli, artık bilgisiyle, donanımıyla oturmuş hakim bulmak sorunken bir de siz onları taciz edip, rahatsız edip istifaya zorlarsanız yargının hali daha da kötüleşir. Yani demek ki avukatların gözünden hukuk devleti ilkelerine baktığımız zaman özellikle iki ilkeyi biz, diğer hepsinde sınıfta kalıyor da, evet, hepsinde sınıfta kalıyor %50'nin üstünde, ama kuvvetler ayrılığı ilkesiyle yargının tarafsız ve bağımsız olduğu ilkesinde avukatların gözünde %80-82 oranında bir olumsuzluk var. Evet. Böyle bir devletin üreteceği adalet ona göre olur diyelim. Tabii burada yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı ilkesi dedik. Burada her bir birimin, her bir kuvvetin üstüne düşeni layıkıyla yerine yapması gerekiyor. O zaman bakın şimdi hemen takip edelim. Evet, 15. slayta gelelim. Bakın sonuçlar birbirini teyit ediyor. Yani yapılan araştırmanın doğruluğunu buradan da çıkartabilirsiniz. Burada da sorduğumuz soru ne? Türkiye'nin yargı sistemi adaletin gerçekleşmesi bakımından yeterli midir, yetersiz midir? Avukatlara bunu soruyoruz. Avukatların verdiği cevap şu. %85-86 oranında yeterli değildir. Bakın buradaki soru, Türkiye'nin yargı sistemi adaletin gerçekleşmesi bakımından yeterlidir önermesi. Çok ciddi. Altında 5 tane seçenek var. Evet. Kesinlikle katılmıyorum diyor. %51.7, %52 katılmıyorum diyor. Kesinlikle diyor. Yani adaletin gerçekleşmesi, evet, bakımından yeterli değildir diyor. Yeterli değil, katılmıyorum diyen de %34.5. Bakın kesinlikle yeterlidir diyen ve yeterlidir diyenlerin oranı sadece 8. Bakın avukatların sadece %8'i mevcut yargı sisteminin adaletin gerçekleşmesi bakımından yeterli olduğunu düşünüyor. Yetersiz olduğunu ve kesinlikle yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı %85. Kararsız olan bir %5 var. Böyle bir tablo karşısındayız. Demek ki avukatlar mevcut kendilerinin de içinde yer aldıkları, görev aldıkları bu yargı sisteminin adalet üretmediği konusunda neredeyse görüş birliği içindeler. Hani biraz önce başlangıçta dedik ya, avukatların siyasal eğilimlerine bakmamız gerekiyor. Burada da irdelediğiniz zaman yani hemen bütün avukatlar aynı bakın hemen bir sonraki şeye gelirsek yani 16 numaralı evet. Bir 16 numaralı açtık mı? Tamam. Şimdi burada, buranın önemi şurada. Genel kanaat. Deminki genel kanaatti. Evet. Şimdi burada bakın,
dindar, kendisini demin ölçtük ya, hani şu kadarı dindar, milliyetçi muhafazakar. Kendisini dindar, milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayan avukatların %35'i Türkiye'nin yargı sistemi adaletin gerçekleşmesi bakımından kesinlikle yeterli değil diyor, bakın. Hmm. Bakın çok önemli bir veri bu. Bir daha tekrar söylüyorum. Edelim o zaman. Türkiye'nin yargı sistemi adaletin gerçekleşmesi bakımından yeterlidir diye bir öneri var. Ama buna dindar, kendisini dindar, milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayan avukatların %34.7'si, %35'i kesinlikle katılmıyorum diyor. %40.6'sı da yani %75, ikisini topladığımız zaman Türkiye'de yargı sistemi adaletin gerçekleşmesi bakımından yeterli değildir diyor. Bunu söyleyen kim? Mevcut siyasal iktidara yakınlığını varsaydığımız ve kendisini dindar, milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayan avukat. Zaten öbürlerine baktığımız zaman, örneğin sosyalist avukatlara baktığımız zaman %96 oranında kesinlikle diyor. Ama kendisini dindar, muhafazakar, milliyetçi olarak tanımlayan avukatlar dahi mevcut yargı sistemi adalet üretmiyor, üretmeye yetmiyor diye, bu bir feryat, bu bir çığlık. Öyle değil mi? Evet. Yani kendisini, bakın, siyasal iktidara yakın kabul eden avukatlarda bile bu kanaat var. Dolayısıyla Türkiye'nin temel sorunları arasında adalet sorunu birinci sıradadır. Boşuna milyonlarca insan oraya, hani bir yürüyüş yapıldı. O yürüyüşün sonunda da 2 milyon insan toplandı. Niye toplanıyor? Herkesin Türkiye'de tabii o sosyolojik araştırmaları da yapmak gerekiyor. Kiminle davalı olduğu, ne kadar davalı olduğu, kaç icra takibi olduğu, kaç dosya olduğu, milyonlarca. Hemen her iki evden birinde icra dosyası vardır. Dolayısıyla yargı sistemiyle iç içe insanlar. Tabii. Orada yaşıyorlar, günümüz görüyorlar. Günümüz koşullarında şu ekonomik durumda daha da artacak. Evet. Daha da rakamlar yükselecek. Tabii, bakın maalesef. Kendini sosyal demokrat ve Atatürkçü olarak tanımlayan avukatların %57'si kesinlikle sistem adaletin gerçekleşmesi bakımından yeterli değildir diyor. %33'ü de yeterli değildir diyor. Bunları topladığınız zaman işte 87, %90'a yakın sosyal demokrat, Atatürkçü avukat topluluğu yargı sisteminin adalet üretmediğini ortaya koyuyor. Ama dediğim gibi, biraz önce de söylediğimizi, kendisini milliyetçi, muhafazakar, dindar olarak tanımlayanlarda bile bu oran işte 75 civarında. Sistem bu kadar kötü işliyor. Bunu görmemiz lazım. Şimdi adil yargılanmaya bir kısaca, yani bir sonraki videoya geçersek aynı sonucu teyit eden bir başka sorunun cevabı var burada. Burada da bakın, avukatlara sorduğumuz soru şu. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir sorudur bu. Ülkemiz mahkemelerinde yargılamalar adil yargılanma gereklerine uygun olarak yapılmakta mıdır, yapılmamakta mıdır? Bu soruya avukatların %77'si yapılmıyor diye cevap veriyor. Bakın %77'si, bunlar gerçekten çok büyük oranlar. Yani Türkiye'deki avukatların %77'si Türkiye'deki yargılamaların adil yargılanma kurallarına uygun yapılmadığını düşünüyor. Vatandaşın halini siz düşünün. Tasavvur edin. Bakın işte. Bu arada tabii kurumlar... Nedenleri üzerinde durdunuz mu? Yani niye böyle bir... Bir de ara vereceğiz galiba. Kaç dakikamız var? Şimdi ara vermemiz gerekiyor. Tamam, bir soluk alalım. Neden dedim, niye düşünülmüyor? Grafiğimiz kalsın. Biraz sonra geleceğiz. Tabii radyodaki dinleyicilerimize grafikleri gösteremiyoruz. Sözde ama söylüyoruz. Anlatıyoruz, evet. Birazdan buradayız, lütfen bizden ayrılmayın.
Devam ediyoruz. Avukat Doktor Sayın Başar Yaltı, avukatlar nasıl bakıyor, hukukun içinden olanlar nasıl bakıyor yargılamamıza diye soruyoruz. Bu arada şunu da ifade edeyim. İstanbul Barosu'ndaki Avrupa'nın en büyük barosu değil mi? Dünyanın da deniyor. Sayı olarak 41 bin üyesi var. Üyesi olan bir baro. İkinci, üçüncü olduğu da söyleniyor. Baro başkanlığı seçimleri de adayım, geliyor. Evet. Ekim sonu değil mi? Ekim sonunda, Ekim sonu. Evet. Evet, Ekim hemen sonunda. Hemen 2 ay, 1,5 ay, 2 ay bir süre var. Ve sizde adaylar belirlenmeye başlandı mı? Evet, şimdi bizde gruplar var. O grupların adayları var. Ben Avukat Hareketi adlı bir grubun başkan adayıyım. Evet. Başkan adayısınız. Evet. Bakalım ipi kim gösterecek? Bakalım. Evet, evet, onu da burada ifade edelim. Teşekkür Tabii ederim. Tabii diğer başkan adaylarını da mutlaka davet edeceğiz. Birlikte programlar yapacağız. Elbette. Eşitlik ilkesi çerçevesinde, evet. Ama biz başka şey konuşuyoruz. Bugün başka bir şey konuşuyoruz. Tabii. Yapılan bir anketin sonuçlarını konuşuyoruz. Avukatların özellikle bakışını konuşuyoruz. Aynen. Avukatların bakışından hukuk sistemimiz, evet, yargı sistemimiz. Şimdi 17 numaralı, siz hani neden demiştiniz? Neden böyle? 17'ye geçersek. Belki cevabını evet, orada bir kere adil yargılama neden yapılmıyor? Önce adil yargılamanın olması için o mahkemenin bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Yani siz herhangi bir dava nedeniyle, ille ceza davası olması gerekmiyor. Herhangi bir hak aramak için ister davacı olun ister davalı olun. Bir mahkemeye yani gittiğiniz zaman boşanma davası da olabilir. Davasıydı vesairesi. Tabii. Öncelikle bir alacak borç davası dediğiniz gibi boşanma davası, miras davası, ne bileyim işte bir ticari dava olabilir, fikri mülkiyetten kaynaklanan bir dava olabilir. Çıktığınız mahkemedeki hakimin tarafsız, bağımsız olduğuna ve buna bağlı olarak tarafsız davranacağına inanmanız gerekiyor. Birinci koşul, evet, budur. Şimdi bakalım avukatlar bu konuda avukatlar ne düşünüyor? Evet. Şimdi ülkemiz mahkemelerinde yargılamalar adil yargılama gereklerine uygun olarak yapılmaktadır, yapılmamaktadır demiştik. Büyük bir kanaat yapılmadığı yönündeydi. Bunu barolar açısından, yani adil yargılanma konusu adaletin temelidir. Onu da söyleyeyim. İnsan haklarının bile belki de temelidir. Hatta ben tezimde zaten şunu savundum. Hukuk devleti eşittir insan hakları. İnsan hakları da eşittir işte yargılama sisteminde olan adil yargılama hakkının kullanılabilmesi imkanıdır diye. Burada barolar adil yargılama hakkı açısından nasıl tutum takınıyorlar? Avukatların bu konudaki kanaatleri nedir diye sorduğumuzda da maalesef avukatlar baroların adil yargılanmanın hayata geçmesi bakımından yeterli bir çaba göstermediğini düşünüyorlar. Hızla geçiyorum bunu. Ama %40 oranında. Bu Barolar Birliği bu bakımından daha da yükseliyor. %44. Yani avukatlar %44'ü Barolar Birliği'nin adil yargılanma hakkının hayata geçmesi için yeterli bir çaba, gayret göstermediğini düşünüyor. Bu iki konuda, yani hem baro hem de Barolar Birliği konusunda kararsız olan, evet, ciddi bir kesim var. Bunu Adalet Bakanlığı bakımından sorduğumuzda avukatlara %80'den fazla oranda Adalet Bakanlığı'nın adil yargılanma hakkına uygun davranmadığı görüşünü ifade ediyorlar. Şimdi hakimlerin bağımsız olup olmadığını bir takip eden slaytta görebiliriz. Bu konudaki avukatların kanaatini belirten slayt bu. Bakın burada da yine şunu soruyoruz. Hakimler bağımsızdır. Yargılama yaparken her türlü tehdit ve baskıdan korunmaktadır. Kimseden emir, talimat almamaktadır. Almazlar. Buna avukatlar diyor ki hiç öyle değil. %63 kesinlikle öyle değil diyor. %18 de katılmıyorum bu görüşe diyor. Yani bunları topladığımız zaman %81-82'yi buluyor. Hakimlerin tarafsız olup olmadığı bakımından bakın ilginçtir burada. Hakimlerin tarafsızlığı konusunda avukatlar daha iyimser. Bakın orada bağımsızlık konusunda daha
kötümserken... Ama birbiriyle çelişmiyor mu şimdi? Şöyle, çelişiyor gibi gözükse bile bağımsızlık neyle ilgilidir? Siyasal iktidarın hakim üzerindeki, öyle algılamak lazım, etkisi baskısı bakımındandır. Baskısı veya etkisi. Tarafsızlık biraz da hakimin kendi içsel konumuyla ilgilidir. O yani tarafsız davran. Ama bağımsız olmayan zaten tarafsız olamaz. O 2 kere 2, 4. Bağımsız olmayan tarafsız olamaz. Ama hani demin söyledik, basit davalarda bile hakime herhalde siyasi iktidar şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın demiyordur. Orada bir endişe taşımadan karşısındaki davalı ve davacı, sanık veya şikayetçiyi aldığın zaman eşit davranıp davranmadığını söz konusu ediyoruz. Tabii orada şu çıktı ortaya. Dini simgelerin kullanılıp kullanmama meselesi. Öyle bir sorumuz da var. Var mı? Aa, evet. Evet, öyle bir sorumuz da var. Çünkü ona da orada şimdi sorun... orada çok ilginçtir. Önce şunu söyleyelim. Tamam, Gülgün, ben girmeyeyim araya, karıştırmayayım. Hayır, yok. Çok güzel sorular oluyor bunlar. Tarafsızlık konusunda demin bağımsızlık konusundaki %80 82 demiştik. Şimdi bakın, tarafsızlık konusunda %80-79 oluyor. Yani az da olsa daha iyimser bir tablo var. Öyle diyelim. Tabii gene olumsuz da tablo. Artık bunu bile %1-2 iyimserlik taşıyoruz. Şöyle bir soru soruldu avukat arkadaşlara. Hakimlerin yargılama yaparken siyasal, ideolojik, dini veya benzeri inanç ve aidiyet yansıtan nesneler kullanmaları, kılık kıyafette olmaları tarafsızlıklarını ortadan kaldırır diye bir önerme. Buna avukatların %24'ü kesinlikle katılmıyorum diye cevap verdi. Yaklaşık 9.8'de %10'u katılmıyorum dedi. %8.7'si kararsız. %18.5'u evet, bu tarafsızlığı ortadan kaldırır dedi. %39'u da kesinlikle kaldırır dedi. Yani böyle bir öbürleri gibi yoğunlaşma yok, dikkat ederseniz. Yani hakimlerin siyasi veya dini aidiyet taşıyan giysiler veya simgeler üzerlerinde bulundurmaları böyle avukatlar arasında ben daha farklı sonuç bekliyordum ama sonuç bu şekilde çıktı. %40, %39'u kesinlikle tarafsızlığını bozar diyor. %18-19'u bozar tarafsızlığını diyor. Ama öbür yandan da yine %24'ü de kesinlikle bozmaz diyor. Yani 24-34, 34, öbür tarafta 40-57-57-58 de bozar diyor. Böyle bir tablo var. Halbuki %100 bozar çıkmalı yani siyasi simge. Şimdi bakın bunu ne işte, siyasi simge ne dini simge hiçbirinin yani o, düşünün. Ya benim de kanaatim odur. CHP'den yana tavır koyan bir hukukçunun CHP rozetiyle gitmesi, işte AKP birinin AKP rozetiyle gitmesi vesaire bozar. Yani şimdi takip eden siyasi slide simge, gelirse hem dini simge. Yani ben tabii buradan bir vatandaş olarak diyorsunuz. Evet. İşte bağımsızlık konusunda da hani avukatların siyasal eğilimlerine göre tablo burada. Gördüğünüz gibi kendisini dindar, milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayan avukatlar bile burada hakimlerin bağımsız olmadığı, yargılama yaparken hiçbir makam ve mevkiden kendilerine emir ve talimat verilmediği konusunda, bakın bu çarpıcı bir sonuçtur. %40.4'ü, bakın kendisini dindar, milliyetçi, muhafazakar olarak tanımlayan avukatların %40'dan çoğu kesinlikle katılmıyorum diyor. Yani emir talimat alıyorlar demek istiyor. %24'ü de katılmıyorum dediğinden, ikisini topladığımızda %64.5, yani kendini bu siyasal iktidara yakın hisseden avukatların %64'ünden fazlası hakimler talimat alıyor diyor. Bu çok çarpıcı bir sonuçtur. Bunu da geçelim. Diğer ayrıntılara girmiyorum. Tarafsızlık konusunda da 20. slayta gelirsek
Hakimlerin tarafsız olup olmadığı konusunda da yine ben dindar, milliyetçi, muhafazakar avukatlar üzerinden giderek söylüyorum. %66'sı hakimlerin tarafsız olmadığını düşünüyor. Bunlar çarpıcı rakamlar. Örneğin Atatürkçülerde ise bu 84 oranındadır. Geçelim. Demin sizin sorduğunuz konu, hakimlerin yargılama yaparken siyasal, ideolojik, dini veya benzeri inanç ve aidiyet yansıtan nesne kullanıp kullanmadığıyla ilgili. Birinin boynunda haç, karşısına türbanlı bir hakim. Hayır, kadın geliyor, yargılanacak veya evet. Şikayetçi yani, ya da hakim türbanlı, kadın başı açık, sarışın vesaire. Şimdi bu ya konu tabii çok derinliğine, çok felsefi boyutu da olan tartışmalı bir konu. Hatta benim kitabımda da bu konuda bir makalem vardır. Ama veriler şu, kendisini dindar, milliyetçi, muhafazakar kabul eden avukat arkadaşlarımızın %61'i tarafsızlığın ortadan kaldırılmadığı görüşünde. Ama bunun yanında kendini örneğin sosyalist kabul eden avukatların %76'sı tarafsızlığı kaldırdığı görüşünde. Atatürkçü olanların da %72'si tarafsızlığı kaldırır diyor. Dediğim gibi bu konu daha derinliğine de araştırılması gereken bir konudur. Tabii hakimden bizim beklediğimiz nedir? Onun kendi düşüncesini kararlarına yansıtmamasıdır. Anayasaya göre hakimler hukuka, kanuna ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hakimlerin buradaki vicdani kanaati kendi kanaati değildir. Benim o konuda da bir yazım var. Ben kamusal vicdanı hakimin kullanması gerektiğini düşünüyorum. O vicdan kendi şahsi vicdanı değildir. Toplumun kamusal vicdanını temsil ederek oradadır. Çünkü neden? Bütün kararların üzerinde ne yazıyor? Türk milleti adına karar veriyor bir hakim. Onun için hakim karar verirken hukuka bir kere öncelikle uyacak. Hukuk dediğimiz zaman hukukun evrensel ilkelerinden söz ediyoruz burada. O da çok derin bir konu ama bilinen şeyler bunlar. Demin hani hukuk devleti nedir dediğimizde. Ondan sonra yasaya, uyguladığı yasaya, o yasanın yorumu tabii çok önemli. Çağdaş bir yorum, insandan yana bir yorum yapması gerekiyor. İşte vicdani kanaat orada devreye giriyor. O vicdani kanaat toplumsal kanaate uyumlu olmalıdır diye düşünüyorum. Orada kendisinin işte şu düşünceden, bu siyasal görüşten veya şu inançtan yana olduğunu unutacak. Hakim kendisine karşı da bağımsız ve tarafsız olacak. Yani bağımsızlık dediğimiz zaman, sevgili izleyicilerimiz için söylüyorum, hep siyasal iktidara karşı bağımsızlık gibi algılanmasın. Hakimin bağımsızlığı tabii ki siyasal iktidara karşı bağımsızlık olduğu gibi kendisine karşı da bağımsızlıktır. Neden? Çünkü insanız. Hakim de insan. Onun da taşıdığı duyguları var, düşünceleri var. İdeolojik bir düşüncesi de olabilir. İşte ondan uzaklaştı, becerebildiği oranda vicdan burada ortaya çıkıyor. Ben bunu biraz hızla geçeyim diye düşünüyorum. 23'e gelelim, 23. slayta. Bakın burada hakimlerin adil yargılama konusunda duyarlı davranıp davranmadığı sorgulandı. Genel bir tablo. Burada da %65 oranında hakimlerin duyarlı davranmadığı sonucu çıkıyor. Tabii siz buraya hep avukatlar açısından baktınız. Tabii tabii avukatlar açısından. Niye avukatlar açısından? Yani bütün şimdi ben tabii tezimizin konusu bu. Hatta avukatları da bakın burada şu tezin içerisinde benim tezimde 104 grafik, 17 tablo, 3 şekil var. Ama buradan en az 500 tane grafik çıkardı. Çünkü başlarken de söylediğim, ben sadece demografik yapıları 4 bakımdan tabii değerlendirdik. Sadece avukat, bakın eğer diğer unsurları şöyle alsak... Şöyle bir şey söz konusu tabii, bir taraftan da biz hukukun üstünlüğü ilkesine çok inanan ve hukukun özellikle son zamanlarda çok doğru işler yaptığına inanan insanlarız. Şimdi burada siz sadece bir anketin sonuçlarını paylaşıyorsunuz. Tabii ki, tabii burada ki. Hukukçuların ya da avukatların kişisel görüşleri var. Yani bunu
bir genel, evet tamamen böyledir gibi bir düşünce sistemine sokmak hatalı olabilir. Yanlış olur. Evet. Yani tabii, avukatlar nasıl avukatlarla bakıyor? Sınırlı evet. olarak konuşuyoruz. Elbette tabii, ama diyelim ki hakimlerle hakimler üzerinden bir araştırma yapılamaz mı? Elbette ki yapılabilir ve yapılmalı. Ne bileyim savcılar üzerinden yapılamaz mı? Kolluk kuvvetleri üzerinden yapılamaz mı? Kamu görevlileri üzerinden yapılamaz mı? Halk üzerinden yapılamaz mı? Bunlar, bu tür çalışmalar var. Mesela Türkiye'de hukuk zihniyeti diye bir doktora tezi var. Onu da biliyorum. Onu okumalarını öneririm ama bakın benim yaptığım araştırmalarda biz tabii çok sayıda kitap da okuyorsun, araştırıyorsun. Evet. Sonuçlar değişmiyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye'de yargı sistemi, hukuk sistemi yaralıdır. Buna inanarak söylüyorum. Evet, yani hukuk sistemi özellikle bu FETÖ yapılanması nedeniyle çok ciddi yara aldı. Elbette, yani elbette. Şu anda masum vatandaşları yargılayıp Ergenekon kumpaslarını, balyoz kumpaslarını kuranlar o kumpaslarla demir parmaklıklar ardına hapsettikleri o vatanseverler hepimiz yaşadık şu anda işte. Ergenekon davası, balyoz davası yatıyorlar. Evet. Evet. Kimlerin ne kadar büyük bir haksızlıkla o cezaları aldığını, sonra ama o cezaları verenlerin tabii, ne duruma düştüğünü biliyoruz. Evet. Bu madalyonun öbür tarafı yüzü, tabii, diye bakıyoruz. Tabii. Evet. Zaten avukatlarda bu kanaatler nasıl oluşuyor? Yoksa bir anda baksanız avukatlar bile güvenmiyor yargı sistemine çeşitli boyutlarıyla. Biz niye güvenelim diyen bir güruh oluşabilir o bakımdan. Evet. Peki. Şimdi gelelim 31 numarayı getirirse arkadaşlarımız 31 numaralı bir başka boyutu yargının. Tabii bu da acıklı bir tablo ortaya koyuyor. Şimdi avukatlar işin içinde. Avukatlar bir insanlar kanaatlerini nasıl oluştururlar? Yaşadıklarıyla oluştururlar. Algıları oradan oluşur. Şimdi bakın burada da aşağıda belirtilen mercileri yolsuzluk iddiaları bakımından sorguladık. Öyle bir iddia var mı? Var. Bu konuda daha önce bir profesörlük tezi de yayınlandı ve çok ses getirmişti. O zaman İstanbul Barosu avukatları üzerinden yapılmıştı bu. Profesör Doktor Hayrettin Ökçesi'nin böyle bir çalışması vardı. %90 oranlarda ama bu bir kanaati yansıtıyor. Gerçek başka bir şey, algı başka bir şey, gerçek başka bir şey. Şimdi avukatın düşüncesi, algısı bu. Biz zaten tezin konusu i̇şte da bu algının değiştirilmesi gerekiyor. Çok güzel. Bu algının çok değişmesi güzel. Gerekiyor. Bakın burada da avukatların yüksek mahkemelerden örneğin ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Ama maalesef bu sonuç çıktı. %61 oranında yüksek mahkemelerde yolsuzluk iddiası olabilir. Olduğunu düşünüyor avukatlar. Ne tür yolsuzluk olabilir ki mahkemede? Ama işte oraya girmek lazım işte. Yani ama ne tür yolsuzluk olabilir? Yani siz davanın sonucuna etki edebilir, uzamasını, bekletmesini, işte dava kararın bozulması, bozulmaması bu. Bu daha başka, yani yolsuzluk başlı başına yolsuzluk bir derya konudur. Bizim aklımıza para geliyor tabii. Ama öyle değil, kayırma evet. bile bir yolsuzluktur filan. Daha çok çeşit var. Ya, ama işte bu. Zaten evet. dediğim az da gibi. Az olsa vardır yerler evet. var. Hayır, bu konuda örneğin şunun derinliğini araştırılması gerekiyor. Dediğiniz gibi yolsuzluk çünkü o kadar çok türe sahip ki. Yani siyasallaşmış mıdır sorusunun yanında da değerlendirilebilir. Tabii, işte, tabii bu, o da bir yolsuzluk türü. İşte ne bileyim AKP'ye yakın bir yargıçsa ya da öyle tanınıyorsa bir aloyla acaba bu yargılama hakkında fikir serbest değiştirebilir veya serbest bırakılıyorsa. Gibi, bakın basına yansıyor. Sorusu. Her şey bizzat avukatın kendisinin bizzat İşte yaşaması şu değil. Çocukların yandığı hikayesi var. Orada yandığı hikayesi var dedim. Özür dilerim. Çocuklarımız yurt yangınında kaç çocuk kaybettik? Oldu, kaç çocuk kaybettik? Şimdi orada asli kusurlu kimse kalmadı kimse değil mi? Kimse kalmadı. Gazeteler bu, daha dün yazdılar. Üzerinde şimdi şahide bu olan bir sadece her sıradan evet. vatandaş avukat yani üzerinde de. Yani onu algılayalım. Evet. Son avukatın bakış açısı. Bu arada. Kaç? Evet. Son bir dakika. O zaman evet. son bir dakikaysa tabii konu en son 35. Slayta gelelim. En çarpıcı sonuç da bu. Türkiye'de yargı siyasallaştı. İşte görüyorsunuz
sonuç %82. Tabii avukatların görüşü. Bu. Hayır %13.2, fikrim yok diyenler %4.2. Türkiye'de yargının siyasallaştığı kanaati 2017 başlangıcı itibariyle böyle. Bugün de yapsa ben sonucun çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Bu algı derhal yıkılmalı, kırılmalı. Kendisini işte siyasal iktidara yakın hisseden avukatlarda da var. Bu ben umut ışığı olarak görülmeli diyorum. Bu algı tabii ki derhal yıkılmalı, kırılmalı, kaldırılmalı. Yargı bağımsız, tarafsız bir konuma getirilmeli. Ama bunun öyle çok kısa sürede olmayacağı gerçeğini de hepimizin bilmesi gerekiyor. Çünkü içeride hala silahlı kuvvetlerinde hala FETÖ ayıklaması bugün yapılıyor. Bile 80 küsur hala FETÖ'cüler ayıklanıyor. Nasıl sızmışlarsa yargının içinde çok yüksek oranda olduğunu biliyoruz. Zaten. Atıldı zaten 4000 civarında. Eğitimde, milli eğitimde. Devletin her kurumuna, her yerine FETÖ sızmış. Bu gerçeği. Bunlar temizlenmeden yargının siyasallaştı mı, siyasallaşmadı mı sorusu çok büyük oranda evet siyasallaşmıştır biçiminde devam edecek. Çünkü büyük gölge düştü. Yargıya büyük gölge da, düştü. Türk Silahlı Kuvvetlerine de. Her yere tabii her devletin yere, tamamına düşmüştü. İşte yavaş yavaş temizleniyor ama. Türkiye tabii, Büyük Millet Meclisi'nde de bu ayıklamaların, bir partiler tarafı, içinde tabii, ayıklamaların yapılması onarırken lazım. Diğer tarafı da dikkate almak gerekiyor. Yargı devletin göz bebeğidir. Adalet hepimizin en önemli ihtiyacıdır. Ekmek hepimiz, gibidir, tabii. Su gibidir. Bir devletin varlığı adil olmasıyla, yargısının adalet üretmesiyle ilgilidir. Ama bu tabloyu düzeltecek olan da yine devletin kendisidir. Kendisidir. Biz sadece bir sonuç ortaya koyduk. Bir fotoğraf çektiniz. Bu fotoğraf çektik. Ama evet, bunun değerlendirilmesi. Ama kısadan ise yine değerlendirilmesi önemli. Çünkü çok konuşuyoruz. Devlete bırakılan bir görev olarak görülmelidir diye düşünüyorum ben. Tabii kanun hükmünde kararnamelerle yeniden yapılandırılıyor. Hakimler, savcılar yüksek kurulundan yüksek kelimesi çıktı vesaire. Bütün bunlardan siyasetin elini çekmesi lazım. Gerekiyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesine ülkemizde hepimizin ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Sayın Yaltı, iyi ki bu geldiniz. Bu imkanı verdiğiniz çok için sağ olun, var olun. Yarın eğitimimizi konuşacağız. Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor artık. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları var. Eğitim velilerden beklentiler var. Her şeyi konuşacağız. Ama özellikle eğitimde Atatürkçülüğü konuşacağız. Yarın Cemil Kılıç konuğum. Saat 16'da buluşmak dileğiyle Ulusal Kanal'dan ayrılmayın diyoruz.